O Ses'in sunduğu Adıyaman'ın Enleri devam ediyor. Adıyaman'ın Enleri'nde az sonra. Adıyaman dışında yaşayan hemşerilerimizi merak edenler, kimler nerede ne yapıyor? Adıyamanlılıklarını unutmayanları bulacağınız haber turumuzda bu hafta Adıyaman Kültürünü Yaşatma Derneği'nin seminerine konuk olacağız. Gersoyder'in Gerger'in kalkınması için başlatılan toplu konut projesine verdiği desteğe tanık olacaksınız. Az sonra. Henüz 5 yaşında kollarını kaybederek engelli olan ama beynindeki engelleri yenip her zaman olumlu düşünerek üretmek için mücadele eden Ayşe Işık'ın başarısının sırrı ne? Türkiye'nin en tanınan ressamları arasına giren hemşerimiz başbakanımızla neler konuştu? Hemşerimiz bu başarıyı kimlere borçlu? Hepsi ve daha fazlası Adıyaman'ın ellerinde. Gurbetteki hemşerilerimizden haberdar olacağınız haber turuna geçiyoruz. Adıyamanlı sivil toplum örgütlerimiz her geçen gün faaliyetlerini artırarak İstanbul'da Adıyaman'ın sesinin daha güçlü duyulmasına katkı sunuyorlar. Bu hafta Adıyaman Kültürünü Yaşatma Derneğimizin düzenlediği eğitim seminerini takip edecek Gergerliler Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneğimizin Gerger'in gelişip kalkınması için yapılacak olan sosyal konut projesine verdiği desteği izleyeceksiniz. İlgiyle izlediğiniz haber turumuz başlıyor. Sivil toplum örgütlerimizin faaliyetlerine ağırlıklı olarak yer verdiğimiz haber bölümümüzde gurbetteki Adıyamanlıların Adıyaman'ın gelişmesine, kalkınmasına ve Adıyamanlıların kendi kültürlerinden kopmamaları adına verdikleri mücadeleleri ekranlara getiriyoruz. Adıyaman Kültürünü Yaşatma Derneği kültürel faaliyetlerine aralıksız devam ederken her ay düzenlediği konferanslarla hemşerilerini bilgilendirmeye devam ediyor. Bu ayki konferans konusu kaliteli yaşam ve insan olurken konuşmacı ise yazar Hüseyin Şahin oldu. Sosyal yaşamın içinde insanın karşılaştığı sorunlar ve zamanın toplum üzerindeki etkilerini anlatan Şahin, zamanın hızla değiştiğini ve insanın mecburen bu değişime ayak uydurması gerektiğini belirtti. Toplumun hızla gelişip değişmesinin yanı sıra kendimize has değerlerimizin kaybolmaya yüz tuttuğunu belirten Şahin, bunun sonucu olarak insanoğlunun geçmişe oranla daha mutsuz olduğu gerçeğini örneklerle tanımladı. Toplumlar değişti, insan olarak bizler değiştik, aile sistemlerimiz ve aile yapılarımız değişti. Tabii olarak bir şekilde ihtiyaçlarımız değişti, farklılaştı, önceliklerimiz değişti, farklılaştı ve bugün düne göre çok şeye sahip olunmasına rağmen ve olmamıza rağmen genel anlamda baktığımız zaman insanların bir şekilde maalesef daha az mutlu olduklarını, çocuklarımıza, çocuklarımıza, ergenlerimize doğru ve olumlu olan modelleri sunmamız gerekirken, yani hudik, işte şiddet modelidir, bağımlılık modelidir, farklı bir takım şeyleri sunduğumuzda, dizilerde, farklı bir takım haberlerde, bu tabii olarak yani her birimize aslında sorumlu davranmamız gerektiği noktasına bir şeyleri hatırlatıyor ve hatırlatmalı. Yani ben şöyle bir tablo oluşmasın, yani amacım burada karamsar bir tablo çizmek değil. Ama bunlar bizim toplumsal, sosyal gerçeklerimiz. Daha sonra bir şekilde kaliteli yaşamdan söz edebilmemiz için bu nedenlere farkında olmamız gerekiyor açıkçası. Çünkü kaliteli yaşamak, kaliteli yaşam işte bu nedenlerden ne kadar biz uzak isek, çocuklarımız ne kadar uzak tutuluyor ise o kadar siz kaliteli yaşama bir şekilde hazırsınız ve yardımcısınız demektir diye düşünüyorum. Yani önceliklerimizin sıralamasını yaptığımız zaman önceliğimiz hiç tereddütsüz çocuklarımızın önce beden ve ruh sağlıkları olmalıdır. Bu çok önemli. Çünkü bedenen ve ruhen sağlıklı olan bir insan mutlu bir insandır. Bedenen ve ruhen sağlıklı olan bir insan zekasının, kapasitesinin bir şekilde gerektirdiği düzeyde başarı göstermeye hazır ve yatkındır. 3 S deriz biz. Bunlar aileler bakımından çok çok önemlidir. Bir şekilde ifade ettiğimiz zaman bu da sevgi, saygı ve sorumluluk. Sevgi tabii ki önemli, biraz önce ifade ettik, ama aynı zamanda saygı da önemlidir. Saygının temel göstergesi şudur: bir şekilde karşıdakinin görüşlerine, fikirlerine, yaklaşımlarına değer vermek, önemsemek. Bu çok önemli. Yani siz karşıdaki
eğer çocuğunuz ise onun görüşlerine, düşüncelerine, fikirlerine, önerilerine değer verdiğiniz zaman, onu önemsediğiniz, ona hissettirdiğiniz zaman o çocuğunuz otomatik olarak kendisini size yakın hisseder. Neden? Çünkü anlaşılmış olduğunu düşünür. Bu çok önemli bir şey. Ve anlaşılmış olduğunu düşünen bir birey, bir çocuk, bir genç, bir yetişkin tabii olarak ne yapacaktır? Anlaşılmış olduğunu düşünen bir birey iç dünyasında bir huzur ve mutluluk yaşayacaktır. Ve kişi kendisini en iyi anladığını düşündüğü kişiye karşı ne yapar? Bir sıcaklık duyar, bir güven duyar. Bir insanın yaşamından değerli bir şey yoksa yaşamının da bir değeri yoktur diyor bir batılı düşünür. Bu çok önemli. Bizim hakikaten kaliteli yaşam dediğimiz süreç içerisinde bizim için bir takım amaçlar olmalıdır hayatta. Bizi hayata bağlayan emellerimiz, amaçlarımız, hedeflerimiz olmalıdır. Ve biz bir şekilde doğru amaç ve hedeflerimiz ile çocuklarımızı da model olmalı ve çocuklarımızın da hakikaten ulvi bir takım amaç ve hedefleri, idealleri olmalıdır. Adıyaman kültürünü yaşatmadaki gayretleri ve gurbetteki Adıyamanlıların sosyal yaşamlarının kalitesini artırmadaki girişimlerinden dolayı Adıyaman Kültürünü Yaşatma Derneği yöneticilerine teşekkür ediyoruz. Adıyaman ili Gerger ilçesine 4 ay önce atanan Kaymakam Ömer Bilgin, ilçenin gelişmesi için bazı projeleri hayata geçirmek amacıyla Gersoyder'i ziyaret etti. İlk adım olarak yapılacak okul, hastane gibi projelerin tam kapasiteyle çalışabilmesi için personel lojmanlarına ihtiyaç olduğunu belirten Bilgin, toplu konutun ihtiyaç değil zorunlu hale geldiğini belirterek Gergerli iş adamlarından bu projeye katkı sunmalarını istedi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Gersoyder Başkanı Avukat Ali Acar, ilçemize yeni gelmesine rağmen başlattığı çalışmalarla ilçemizin yaşam kalitesini artırmaya çalışan Kaymakamımız Sayın Ömer Bilgin'e canı gönülden teşekkür ediyoruz dedi. Konu burada Gerger deyince gerisi teferruat terleyen hepinizi ve çağırdığınıza davetimize icabet eden sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum ve sizin elinizden eğiliyorum. Biz her türlü size destek veririz, arkasındayız. Ve bu duruşlarıyla bugün siz bize destek olmaya geldiniz. Gerger'e sahip çıkıyorsunuz. Hepsine tekrar teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum. Gerger Kaymakamı Ömer Bilgin, ilçemizle ilgili birçok yatırım başladığını, bu yatırımların verimli olabilmesi için gelecek personelin kalabilecekleri konutlara ihtiyaç olduğunu söyledi. Hali hazırda bulunan memurlar konut sıkıntısı çekerken yeni yapılacak olan okullar ve hastane ile birlikte 100 personel daha ekleneceğini belirtti. Medeniyetin göstergesi olan konutun düne kadar bir ihtiyaç ise bugün artık ihtiyacın da ötesine geçti elzem. Çünkü bir tane yeni haber var, o da şu. İlçe merkezinde şu an 2 tane yeni okul yapılıyor, programı aldık. Bu yaklaşık bir 15-20 gün oldu. Çökelek mevkiinde bir tane 12 dersliklik lise, bir tane de 8 dersliklik ilkokul programı alındı. Yani Gerger'in bugün itibariyle, 2013'ten itibaren eğitimle ilgili artık hiçbir sorun olmayacak. Hani daha önceden sizlere okulla ilgili para toplama geliyordu, artık okul sorunumuz yok. Okullarımız nihayetine vardı. Ama bu bir sorunu beraberinde getiriyor. Nisan'da açılacak olan hastanemizle beraber 2013 yılı, 2012'ye göre fazladan 100 memur. Şu an tüm memurlarımıza bizler kalacak yer bulamaz iken 2013 yılında fazladan 100 memurumuz olacak. 100 memuru biz nerede kaldıracağız? Tamam, bunların tayini ilk etapta zorunlu olarak geliyorlar ama tayini gelir gelmez mesela doktorlar insanlık müdürlüğüne yazıyor mazeret dilekçesi. Benim kalacak yerim yok, ben tayin istiyorum. Hemen de tayinden gidiyor. Benim orada hastanem Nisan'da açılacak. En güzel makineleri getirmişim. 5 yıldızlı otel odası kıvamında ben odalarını yaptırmışım. O yatışı yaptıracak, muayene yapamayacak uzman doktor olmadıktan sonra benim köyümde, benim ilçemde hastane olmuş bir işe yarar mı? Şu an artık bu konut ihtiyacı da geçti. Bizim Gerger'de 2013 su, hava neyse şu an konut bu anlamda. Biz de proaktif bir yönetim tarzı izleyerek, yani önce ihtiyaç hasıl olur ama ne yapacağız demeden 2013'te madem böyle bir sıkıntıyla karşılaşacağız, hemen bir an önce bu soruna çözüm getirmemiz lazım. Yani konutun birinci sebebi şu: orada kalan hemşehrilerimizin
yarınlara daha nitelikli, daha donanımlı olabilmesi için o insan kaynağını orada tutabilmesi elzem şart. Bu bir. İkincisi. Şimdi Gerger'in içine giriyoruz. Eskiden beri dağınık bir yapı. Dağın eteğine kurulmuş tek tük ev öbekleri bir tarafta, bir tarafta 5 ev öbeği, diğer tarafta. Böyle bir komünal yaşamdan ziyade şehirleşmenin, medeniyetin göstergesi olarak bir toplu yaşama birimi, site. Ve benim çok arzu ettiğim bir şey daha var. Her köyden, her mahalleden kişiler artık bir arada yaşayacak. Altta üstte oturacak. İşte bu Gerger'in uzun zamandır aramış olduğu ortak çatı altında ortak sosyal paydalar olacak. Onun çocuğu da o sitenin ortasındaki parkta oynayacak. Aşağı dağılıca da orada oynayacak. Yukarı dağılıcanınki de, çam içininki de, burçak, çam içi burçak özellikle diyorum. Çünkü anlaşamıyorlar. Belki çocuklarını görüp yukarıdakiler utanacak. Onlar da aşağı inip belki barışacaklar. Şimdi bu anlamda Gerger'in ihtiyacını duyduğu o tutkal, yani o sosyal doku belki bu konut aracılığıyla orada da bir araya gelecek. Sonradan üçüncü, ilçe bir ilçe vasfına karar. Gerger hak ettiği yerin çok uzağında, bunu da sağlamak için yani bir ilçe görüntüsünü vermek için bu üçüncü şey. Üçüncü sebeplerden biri bu. Dördüncüsü, biliyorsunuz Gerger adrese dair nüfus kayıt sistemine göre 45 köy 107 mezrasıyla nüfusu 23.826. Ama İstanbul'da, Adana'da, Antep'te çok çok fazla. Birçoğu bugün birisinden beraber yemekteydik. Çocuğu sadece 21 yaşında 4 kez gelmiş. O da taziyeye gelmiş. Sabah gelmişler, akşam gitmişler. Adıyaman'da kalmışlar. Hiç şeyde kalmış. Soruyorum, niye gelince kalmıyorsunuz? Diyor ki, biz diyor orada doğduk, oranın çocuğuyuz ama biz kışın gittiğimiz zaman sopasız evde yatmasını da biliriz. Biz soğukta yatmasını da biliriz. Ama bizim çocuklarımız gelip kalmıyor orada. Bir düğün olduğu zaman, bir cenaze vesilesiyle ilçemize geldiğiniz zaman ya günübirlik geliyorsunuz ya da ailenizi getirmekle imtina ediyorsunuz. Cenaze ya da düğün vesilesi gelmişken şunu düşünseniz. Ya benim de bir evim var, anahtarı bende. Gideyim, çocuklar da bir hafta kalsın. Hem alttaki üstteki çocuklarla tanıştırayım. Bak bu amcanın oğlunun oğlu, bu dayının oğlu, bunlar bizim köylümüz. Yarın öbür gün çoğumuzun cenazesi oraya gelir. Belki işleriniz burada ama. Çocuk cenazeyi şeye getirecek, babasının cenazesi köye getirecek, cenazeye kaldıran kimseyi tanımıyor. Bu anlamda gelecek nesili de yer yere bir şekilde entegre etmiş oluruz. Bu anlamda benim gördüğüm ağzına 4 tane biraz önce saymış olduğum sebepler. Bu 4 sebepten dolayı bu konut projesi gerçekten elzem. Konuşmaların ardından konutlar için ön talepler alındı. Gerger'in kalkınması ve yaşam kalitesinin artması amacıyla yapılan proje Gergerli iş adamlarından tam destek aldı. Adıyaman'ın ellerinde az sonra. Henüz 5 yaşında kollarını kaybederek engelli olan ama beynindeki engelleri yenip her zaman olumlu düşünerek üretmek için mücadele eden Ayşe Işık'ın başarısının sırrı ne? Türkiye'nin en tanınan ressamları arasına giren hemşerimiz başbakanımızla neler konuştu? Hemşerimiz bu başarıyı kimlere borçlu? Hepsi ve daha fazlası Adıyaman'ın ellerinde. İnsanın engelleri önce düşünceleriyle başlar. Kendi düşüncesindeki engeli yenemeyenlerin başarıya ulaşmaları tabii ki mümkün değildir. Şimdi inanılmaz bir başarı mücadelesini ekranlara getiriyoruz. 5 yaşında geçirdiği bir kaza sonrasında kollarını kaybetmesine rağmen hayattan kopmayan, gösterdiği azim ve gayret sonrasında kaybettiği ellerinin yerine ayaklarını koyarak resim yapmaya başlayan ve birçok önemli merkezlerde resim sergisi açan hemşerimiz Ayşe Işık'ın hepimize örnek olacak azmi ve inancının hikayesine buyurun. ...1986 yılında Adıyaman Besni ilçesinin Üçgöz köyünde dünyaya gelen Ayşe Işık, 5 yaşında bir kaza sonucu iki kolunu da kaybeder. 5 yaşında iki kollarımı kaza sonucu kaybettim. Buğday erozyon makinesine, biçer dövere benzer bir makineye kaptırmıştım. Çocukluk, yaramazlık, oyun oynamak istedim. O zaman da babamlar
çalışmıyordu, ara vermişlerdi. Sadece ben bir de aşağıda makinenin tam önündeydim, kimse beni görmedi. Bir kolum gitti, diğeriyle onu kurtarım dedim, ikisi bir gitti. Kaderimizde demek ki varmış. Harman'da bola yüklüyor motoru. Motorun arabasına yüklerken artık bir çocuk mu yetiyor bunu? Nasıl olduğunu da bilmedik. Bir baktık ki boğlanın üzerinde duruyor. Gittik aldık ki iki kolda yok. Tedavi için gittiği Ankara'da yaşadığı bir anısını anlatan hemşerimiz, engelli olduğumu o an fark ettim diyor. Kollarımın tedavisi bitti. Köye geçtik. Sonra tabii artık sargılar çözülecek. Bir ay sonra mı 20 gün sonra mı köyden tekrardan Ankara'ya gittik. Gittikten sonra da Ankara'ya artık sargılar çözüldü, eve gideceğiz. Bir tane balon satan bir abi görmüştüm. Babamdan balon almasını istedim. Ama daha kollarımı kaybettiğimin farkında değilim. Yani daha kaybetmediğim gibi düşünüyorum. Kollarımda sargı dolduğu için pek de anlamıyorum. Sonra dedim ki balon alır mısın? Aldı. Balonu elime önce aldım. Elim olmadığını anladım o an. Çok ağladım. Babam da dedi ki ağzında tutarsın. Tamam dedim. Ağzıma aldım. Zaten konuşkanım. Baba dedim. Birden balon ağzından uçup gitti. Uçup gidince dedim ki demek ki engelli olmak çok sıkıntı. İlk bir yıl falan çok zorlandım. Hatta iki yıl gibi bir şey zorlandım. İlkokul birinci sınıfta çok zorluk çektim. Ayaklarımı kullanamıyorum. Annem bir cenazeye gitmişti. Eve geldiğinde tüm günü açtım. Babamdan, ablamdan yemek yemiyorum. Babaannemden. Annem de dedi ki hep ben mi başında olacağım dedi. Ayaklarımı kullanmayı öğretti. Ailemin çok desteği oldu yani. Zorladılar sürekli. Annem, babam, kardeşlerim. Kullan öğreneceksin, kullan öğrenirsin. Ben pes ediyordum bazen. Ayaklarım kaşık gelmiyor ağzıma. Pes ediyordum ama daha sonra şimdi jimnastik gibi rahat kullanıyorum. Kendi bütün ihtiyaçlarımı ayaklarımla yapıyorum. Artık elleri yerine ayaklarını koymuştur ve bütün ihtiyaçlarını ayaklarıyla görmeye başlar. İlk öğrenimini bitirir ve Besni Kız Meslek Lisesi'nde eğitimine devam eder. Eski Besni kaymakamlarından Nevzat Korkmaz'ın çok desteği olmuştu bana okulda yazma. O dönemde de ben protez çok istemiştim. Protez kol takmışlardı. Protez kol kullanamadım. Yaptık, ağır geldi. Bir de alerjik yapıyordu vücudumu. Sonra kız meslek lisesine 2'ye kadar geldim. Bilgisayar bölümüydü. Böyle alçak masada kullanabiliyordum. Ama alçak masada sınıfta yoktu. Bilgisayar sınıfında yoktu. Hoca sürekli getirip götürmek zorundaydı bilgisayar derslerinde. İlk hazırlık sınıfındayken çok güzel bir hoca ilgileniyordu sürekli benimle. Lise 1'de de aynı şekilde güzeldi. Lise 2'ye geldim, hocanın biri geldi. O da sürekli dedi ki işte burası küçük yer, başka tek özel ilgi sana gösteremem. Alçak masa götürüp getirmiyordu. Çok da sıkıntı yaptı. Ben de okuldan soğudum. Ben de o zaman okumayacağım dedim. Zaten o dönemde de İstanbul'a taşındık. Işık ailesi İstanbul'a taşınır. Kendisi için ailesinin göç ettiğini düşünen Ayşe Işık evde boş boş oturmaktan sıkılır. İstanbul'a taşınınca da 6 ay gibi bir iş aradım. Çünkü yeni taşınmışız. Aileyi hepsini ben getirdim. Benim yüzümden geldiler gibisine. Önce babama bir iş bulmuştuk. Sonra kendime bir süre böyle şeydi. İlk zamanlar çok zorluk çektik İstanbul'a geldiğimizde ama ben çok hep böyle bir şeyler yapmak istiyorum. Evde oturuyorum, çok boş geliyordu. Adıyaman Besni'deyken en azından köyde sokakta oynuyor. Zaman geçiyor akşama kadar. Ama hep oyun da oynanmaz yani, artık büyümüştük, tam 17 yaşına gelmiştim. Bu yıllarda tanıştığı bir resim hocası Ayşe'nin hayatına yeni bir yön çizer. Maaşlı da olunca dedim ki hemen bir resim malzemesi alayım. De resim hocasıyla da tanışınca demiştim ben de resim dersi almak istiyorum, verir misiniz diye. Bir süre ondan özel ders aldım, 3 ay 4 ay gibi. Fazla ders alma şansım olmadı. Sonra da ders aldıktan sonra artık ben öğrenmiştim, hoca beni bıraktı. Artık sen yaparsın dedi, bırakmıştı. Sonra ben de sergi açacağım dedim. Çalışır, azmeder ve ilk resim sergisini açmaya karar verir. Bayağı 30 tablo
hazırlamıştım. Bahçelievlere gittim, belediye başkanına gitmiştim. O da dedi ki sana sergi açalım İstanbul Bahçelievler Kültür Merkezi'nde, Piramit Kültür Merkezi'nde. Orada sergi açtıktan sonra şimdi bir sürü yerlerde sergi açıyorum. Şehir dışı, Türkiye'nin birçok ilinde. Hemşerimiz bu azmiyle diğer engellilere örnek olmak ve hayata tutunmalarına vesile olmak ister. İki tane doğuştan engelli 5-6 yaşlarında. Hatta birisi bana çok hayran, çok seviyor. Bağcılar'da oturuyor kendisi. O da Batmanlıydı yine. O ailenin de çocuğu 5-6 yaşlarında. Şimdi resim yapıyor. Annesi babası da çok destek oluyor. Özellikle anneler zaten bu konuda daha destekçiler. Ve annesinin desteğiyle şimdi onunla beraber ben ileriki zamanlarda bir de o diğer kızla beraber sergi açmak istiyorum. İkisi de beni çok seviyorlar. Evet, televizyondan da çok takip ediyor. Küçük kız, bir tane de erkek. İkisi de 5 yaşında, 5-6 yaşında bir şey. İkisi de resimle uğraşıyor. Onlar da beni gördükten sonra resme başlamışlardı zaten. Öyle yani, daha şimdi kendileri de mutlular. Engelli, engelsiz bütün ailelere de, engellilere de örnek olmak ve daha çok sesimi duyurmak, daha çok insana destek olmak, ışık olabilmek. Hayata küs, evinde oturmuş, boş boş oturan engellerden olmak istemedim. Üretken olup bir şeyler öğrenmek ve Adıyaman'ın gurur kaynağı olmak istedim. Hemşehrimizin bu gayreti, azmi kısa zamanda bütün ülkede duyulur. Artık tanınan bir simadır. İlk sergimde Şahin Özel resim sergime gelmişti. Davet etmiştik. Davetimizi kırmadı, geldi. Onun desteğiyle birçok şehirlerde, birçok İstanbul'un da birçok yerinde sergi açtım ve sesimi daha çok duyurmuştum. Artık insanlar beni tanıyordu, yüzümü. Sonra daha ben dedim ki işte Cumhurbaşkanımızın şehir dışında, İstanbul dışından ilk defa Kayseri'de sergi, şehir dışında Kayseri'de sergi açmıştım. Cumhurbaşkanımızın Kayseri'nin gurur kaynağı da odur diye düşünüp onun resmini yapmıştım. Cumhurbaşkanımız da sonra bunu gazetede görünce beni köşkte davet etmek istedi. Gittik köşke, geçen yıllarda gitmiştim onun köşküne. Cumhurbaşkanından sonra da Başbakanın eşiyle beraber resmini yapmıştım. Zaten onları da çok seviyorum. Cumhurbaşkanımızı da, Başbakanımıza da sevgi, saygılarımı da iletiyorum. Onları resmini yaptım, onu da ulaştırdım. Başbakan genel merkezde sergimi açtı. Ben özellikle başbakan resmini yapmak değil de benim sergimin açılışını yapmasını istemiştim. Ve başbakana ulaştım. O da çok güzel ağlamıştı beni. Çok güzel karşıladı. Sergimde çok ilgilendi. Beraber karşılıklı çay içmiştik, sohbet etmiştik. Peki Ayşe Hanım, neden resim? Resim, ben doğayı çok seviyorum. Renklerle uğraşmayı, böyle renkli yerleri, şeyleri severim. Çocukken de böyle boyalarla uğraşmayı çok seviyorum. Resime başladım. Ben sanatın her dalını seviyorum ama resim, gördüğümün fotoğrafını çekemiyorum. Fotoğraf çekmeyi de çok isterdim yani. Böyle hep kamera, fotoğraf çekeyim. Muhabirlik gibi değil de. Ama onları yapamayacağım için o çekilenleri çiziyorum. Ayşe Hanım toplumsal hayatın içinde engellilerin sıkıntılar çektiğini ifade ediyor ve ekliyor. Aile engellinin halinden anlıyor ama biz topluma ne kadar sesimizi duyurursak, en azından dışarıda, toplumda, arabada, otobüste mesela engelliye daha öncelik tanınır. Mesela ben otobüse biniyorum, yer istemesem hiç kimse umurunda değil ki yer versin. Ancak ki söyleyeceğim de yer verecekler. Öyle sıkıntılar var. Ulaşım sıkıntılı zaten sandalyeli engelliler için. Engellilerin hayata tutunabilmeleri için bütün topluma iş düştüğünü belirten hemşerimiz, öncelikle engellilere istihdam sağlanmalıdır diyor. Onların bu yaşama sevinçlerine ulaşmaları için öncelikle belediyelerimizin istihdam engellilere yönelik çok yapmalar gerekiyor. Engellerin daha çok üretken olması için de engellerle ilgili mesela bir Bağcılar'a bakarsan engeller sarayı yapmış. Sarayın içerisinde bir sürü engellerle ilgili tekstildir, yüzmedir, sanatla ilgili her şey var. Pilatestir, bunların hepsini yapmış.
ve engellerin kendine ait özel bir yeri var. Hani biz bugün fitness'a gitsek, normal bir spor salonuna gitsek belki vermezler engelli olduğumuz için. Hocalar çok özel ilgi göstermez çünkü bir sürü kişi orada eğitim var. Ama engellere yönelik böyle bir yerler olunca, engeller de oraya gidince hocalar daha çok özel ilgi gösterir. Çünkü hepsi engelli. O zaman kim sağlam, kim engelli demiyor. Burada sadece hep engelli oluyor. Ve yani daha çok istihdamın olması, daha çok engellerin olması, daha çok böyle engellerle ilgili projelerin olması, ama özellikle de şey, ya engellerin de üretken olup topluma karışmaları, ailelerin de kendi çocuklarının engelinden utanmamaları gerekiyor. Hani utanan ailelerimiz var. Aile destek olmasa engelli kendi engelinden daha çok utanıyor. Topluma çıkmıyor, üretken olmuyor. Şeyle uğraşmıyor. İstediği hevesine bile ulaşmak istemiyor. Yani hayal kurduğu bir şeyi bile gerçekleştirmek istemiyor. Benim ailem iyi ki böyle. Ben bu ailenin çocuğuyum. Ayşe Hanım, bu başarınızı neye borçlusunuz? İnsan şansı bile kendi kendine şansını yaratır. Çünkü yaşatır. Yani biz çünkü şanssızız dersek, hep şanssızım derse insan zaten şanssız oluyor. Olumsuz düşünürse hep olumsuz oluyor. Ben çocukluğumdan bu yana hep, yani ilkokul 3. sınıftan bu yana hep olumlu düşündüm. Hep şanslıyım dedim ve hep böyle insanlara ne bileyim bir şeyler verebilme peşindeyim de. Çünkü küçük köyde kendini yalnız hisseden ve hiç engellilerle karşılaşmayan, büyük bir şehre gelip tekrar bir sürü engelli görüp bir sürü de engelliye ışık olduğum için onlar da şaşırıyorlar. Yani sen diyor nasıl 10 yılda gelip de burada birçok insana ışık oldun ve senin yaptığını biz nasıl yapamadık diye şaşırıyorlar. Ama herkes kendi çabasıyla bir yerlere gelir ve iyi yerlere gelmem lazım. Çünkü yarın annem babam başımda olmayacak ve yarın annem babam başımda olmayacağı gibi onlar olmayınca ben ne yapacağım kaygısı kafamda. Ama ben bir yerlere gelirsem, kendimi ayaklarım üzerinde durursam, annem babam olmadığında da onlar en azından öbür dünyada beni bu dünyada rahat hisseder. Ayşe Hanım, kısa zamanda büyük başarılar elde etmişsiniz. Gelecekle ilgili planlarınız neler? Ben dünya ressamı olmak önce. Türkiye'de ilk ayaklarıyla resim yapan Picasso gibi bir sesimi duyurmak ve ondan sonraki hedefim de birçok üniversitelerde engelsiz öğrencilerimize özellikle de, çünkü bazı öğrencilerimiz mesela içmiş ya da içmeden araba kullanıyor, çok hızlı bir şekilde kullanıyor, kemerler takılmıyor. Arabayı yani trafik kurallarına uymayarak kullanan gençlerimiz var ve bundan sonra da kaza sonucu bir yerlerine bir uzuvlarını kaybediyorlar ya da felçli kalıyorlar, yatalak oluyorlar. Bunlara eğitim vermek ya da bunlar seminerler özellikle de üniversitelerde vermek. Daha sonra engelli insanlara da eğitim, özellikle de ailelerine eğitim vermek. Mesela şey hayal ediyorum bazen, engellilere ve engelli ailelere şey, hani biraz daha özgüvenle ilgili eğitim, seminerler vermek. Bir de şey, çocuklarını topluma çıkarıp çocuklarına üretkenliği öğretip çocuklarını böyle hep istekli, hep hayal kuracak şekilde. Hani çünkü bazı engellerimiz var ki engelinden dolayı hayattan küsmüş ve sanki kendini ölü sadece kabirde olmaz, yani ölüden başka kendini ölü gibi hissediyor bazı engeller. Onu da işte ailenin destek olması gerekiyor. Aile en önemli, hayatta aile bence. Ben bu başarılara geldim ama ailem sayesinde. Engelliliğe eğitim, resim eğitimi de vermek, özgüvenle ilgili de seminerler vermek hedefim var. Yani. Hatta ileriki zamanlarda mesela bir sanat merkezi, engellerle ilgili orayı ben yönetmek, onları da orada eğitimler, yani bir alanım olursa daha iyi bir eğitimler veririm. Peki Ayşe Hanım, Adıyaman için neler düşünüyorsunuz? Türkiye'de Adıyaman gibi bir il yok diye düşünüyorum ben. Kendi memleketimi de çok seviyorum. Adıyaman'la ilgili İstanbul'da belki 80 taneye yakın dernek var. Ama dernekler sadece var. Ama Adıyaman'a git doğru düzgün bir otel bile yok gibi bir şey yani. Hani Hollanda'dan bazen ya da yabancı ülkeden çok tarihi yerlerimizi gezmeye gelenler var.
Ama Adıyaman'da kalamıyorlar çünkü kaliteli, düzgün, etik bir otel yok ve gelince kalacak bir yer yok. Gaziantep'e gidiyorlar direkt. Bu da yanlış yani. Çok güzel bir tarihimiz var. Bu tarihimizi niye söndürelim? Bu tarihimizi niye zenginleştirmeyelim? Değil mi? Niye duyurmayalım ve niye sesimizi duymasınlar? Bugün ben İstanbul'da insanlara nerelisin dediğinde bana Adıyamanlıyım, Adıyaman neresi diyen bile oluyor yani, karşılaşabiliyor. Yani Latif Doğan olmasa, belki Kahtal Muçi olmasa o kadar da sesimiz duymamış olur yani. Ayşe Işık'ı bu onurlu mücadelesinden dolayı tebrik ediyor, Adıyaman'ın tanıtımına sunduğu katkıdan dolayı teşekkür ediyoruz. Ayşe Hanım, sen sadece engellilerin değil, hepimiz için bir ışıksın diyor ve gelecekle ilgili planlarınızın gerçekleşmesini diliyoruz. Bu haftalıkta bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı sizlere bir kez daha teşekkür ediyor. İnancınızın ve kendinize olan güveninizin artarak devam etmesi dileğinde bulunuyoruz. Gelecek programımızda yeni başarı hikayeleriyle tekrar birlikte olmayı dilerken sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın. O Ses'in sunduğu Adıyaman'ın Elleri sona erdi.